Burada doğa mimarisinin özgün sanatı var. Sessizlik, huzur ve mutlaka korunması gereken bakir doğa sistemleri var. Bu filmimizde bizimle beraber geçmiş bin yıllarda Büyük Kedi Krallığı'nın hüküm sürdüğü Söbüçimen Yonca Göller Su Batığı'nın muhteşem güzellikteki doğa anının renk ve yansıma sanatının kalbine götürüyoruz sizi. Özel klimatik sisteme sahip 4 kilometre uzunluğunda bu vadide doğanın nice gizemli canlı aktiviteleri var. Gündoğmuş ilçesinin Söbüçimen Yaylası uzantısı bu bölgede Nisan ayından itibaren doğa ananın uyanış zamanıdır. Anadolu topraklarıdır burası. Yüzyıllar önce Anadolu'nun kadim türleri Anadolu parsı, aslan, çita, Asya fili, yaban öküzü ve yaban eşeği zebra yaşamıştır burada. Özellikle yüksek rakım dağ aslanının memleketidir burası. Doğa ana buraya her daim seyahat edenin zekasını çok daha fazla geliştirir. Öğrenmek mi istiyorsun? O halde buraya, doğaya seyahat et, doğanın en büyük mimar olduğunu gör. Geçmiş bin yılda dağ aslanlarının avlandığı ve su içtiği yerdir burası. Geçmişi çok eskidir Yonca Gül su batığı oluşumunun. Yemyeşil çayırlarla bezenmiş, toprak erozyonu olmayan, muhteşem güzellikte akan Menderesler'in son toplanma noktasıdır. Karşı yamaçlardaki karların yansısıyla oluşan sayısız renk cümbüşü. Hey doğa ana, sen ne endamlar yaratıyorsun, nelere kadirsin? Karlı dağlar suya resmedilmiş, ufuk çizgileri su yüzeyinde, gökyüzü suyun içindedir burada. Kıvrımlı vadide seyrederken an be an değişimlere tanık olur doğa sever insan. Burası Topataş Yaylası'nın, Alanya'nın Akdam ve Türkler köylülerinin yaylasının, Söbüçimen Yaylası'nın eriyen kar sularının toplanma merkezidir. Burası gerçekten kıvrımlı vadili sögü bir alan. Uzun ince dar, oval vadi görünümlü ve ortasından Menderes halinde kıvrıla kıvrıla muhteşem görseller sunan su akıyor. Her an değişen ışık zamanı ile bambaşka görüntüler veren muhteşem kar suları. Öğlen saatlerinde daha da coşan kocaman Menderes dereler ve Göksu Nehri'nin doğum yeridir burası. Gelin burada doğanın bağrına yolculuk ediniz. Önce söyleyecek söz bulamayacaksınız. Sonra da iyi bir hikaye anlatıcısına dönüştüğünüzü fark edeceksiniz. 65 bin yıllar önce Anadolu'da bu sahada dinozorların yaşadığı ve doğa ananın muhteşem güzellikteki oluşumlarının farklı ışık koşullarında en güzel yansımalı seremonilerle tanık olacaksınız. Asya fili de Anadolu'nun en büyük hayvanı olarak burada yaşamış. Milattan önce 1. yüzyıla kadar başta Fırat Havzası'nda olmak üzere yaşayan filler yaşam alanlarını istila etmemiz sonucu yok olmuşlar. Bu muhteşem göl sulak alanı dizisi fillerin en sevdiği alandı. Söbüçimen Yonca Göl sahasına gelen her insan, kudretli doğanın olağanüstü peyzajı karşısında hayal alemine yolculuğa çıkar ve bir hayali bulduğu zaman işte öleceksem burada öleyim diyerek iç geçirirken suyun, endemik çeşitliliğinin, yeşilin, çiçeğin ve börtü böceğin renk kattığı ortamda, temiz havanın ve her türlü sorundan uzak yaşayabileceği bir mekan hayalleri süslemeye çoktan başlamış bile. Tüm bunları kim istemez ki? Siz de doğaya çıkın, mutlaka sevdiğiniz bir yer bulacaksınız. Milattan sonra 3. yüzyılın başlarına kadar burada yaşayan ve son görülme tarihi 1880 yılı olan aslanda Fırat Havzası'nda başlayarak Anadolu Geyik Dağları'nın bu yüksek rakımlarına dek yayılım göstermiş ve yaşamıştır.
Sülük çimen, Doğu Ana'nın Nisan-Mayıs ayındaki hiçbir yaşama nasip olmayan olağanüstü cömertliğini burada yaşayan yörüklere sunmuştur. Su kaynakları etrafında ve tüm sahada Torosların endamlı güzelliği burayı özene bezene süslemiş, tüm güzelliğini buraya vermiştir. Çayırlarda koyunlar ve keçiler otluyorlar. Çitalar da burada boy göstermiş, 19. yüzyıla kadar yaşamış, ancak beslenmesinde önemli yer tutan ceylanların ortadan kalkmasıyla bu sahadan çekilmişler. Söbüçimen uzantısı, Yonca göller dahil dünyadaki gözde doğu köşelerinin birinde güneş benzersiz şekilde batıyor. Sadece bir defa buna tanık olmak mı istiyorsunuz? Bu güzelliği görmek için mutlaka seyahat etmeye değer diyoruz. XII. yüzyıl sonuna kadar Anadolu'nun medeniyet çatışmasına tanık olan yaban eşeğinin yaşadığı bu topraklardaki Söbüçmen Yaylası, Doğu harikası muhteşem Menderesleri bünyesinde barındırır. Kıvrılarak boy gösteren Menderesler, günün her saatinde değil, her dakikasında renk değiştirir. Ot renginden turkuaz maviye dek bütün renk tonlarında ve yansımalarda ne ararsanız var olan Söbüçmen Yonca Göller sahasında bir yolculuk sizi kendinize geri getirecek. Bir dönem leoparın bir alt türü olarak yaşadığı Ege ve Akdeniz bölgelerinde ve bu sahada yaşayan Anadolu leoparı, Anadolu parsı, Anadolu panterinin ayak izlerinde yürümek bir ayrıcalık olmalıdır. Güneşle dans eden Menderes kıvrımları, farklı bakı konumlarında çok değişik doğal efektler sunar. Yani fotoğrafa veya videoya efekt eklemeye gerek yok. Hatta buralara gezmeye çıkınca doğanın gücü karşısında şapka kaldırılır ve insan alçak gönüllü olmayı bir daha düşünme fırsatı bulur. Dünyada aslında ne kadar da küçük bir yer kapladığımızı görmüş oluruz. Söbüçmen'de benzersiz hormlardaki akarsular yataklarını yanlara doğru da ışındırırlar. Sular bazen bir yamaca, bazen ötekine çarpar. Çarpma ile yamaçların altı kazılır, zamanla yıkılır ve daha çok giriler. Böylece bir akarsu vadisindeki girintiler, çıkıntılar, büklümler halini alır. Bu büklümler büyüdükçe vadi genişler, yamaçlar geriler. Bir akarsu vadisinde Menderes'lerin oluşması yatak eğiminin azalmasına bağlıdır. Bir akarsuda Menderes'lerin artması, bu akarsuyun yatak eğiminde azalma, uzunluğunda artma, hızında azalma, aşındırma gücünde azalma ile açıklanabilir. Menderes, akarsuların eğimin azaldığı yerlerde büklümler yapması ile oluşan şekillerdir. Menderesler genellikle S harfine benzerler. Genelde iki kıyıdan aynı uzaklıkta bulunan akarsuyun hız çizgisi Menderes hareketleri nedeniyle bir kıyıdan ötekine yer değiştirir. Yonca Göl Vadisi'nde mevsimlere göre boy gösteren benzersiz endemik flora korunması gereken doğal zenginlik değerleridir. Sahaya özgü çimen zambağı sadece burada görülür. Yabani bir lale türü olan ve Amasya lalesi olarak da adlandırılan Türkiye'nin sadece buraya özgü yabani bir lale çiçeğidir. Oldukça nadirdir ve muhtemelen vahşi doğada yok olmuştur. Ancak bir süs bitkisi olarak yaygın olarak yetiştirilmektedir. Kar çiğdemi de sadece bu dar sahaya özgüdür. Süsengiller familyasındaki çiğdem cinsinin bir bitki türüdür. Söbüçmen Yaylası'nın uzantısı, Yonca Göller Karstik Düdenler sahasında Menderes sularının son noktası göl ve gölcükler oluşturan
Kısa yeraltı yolculuğuna başlayan sahaya doğru yolculuğumuz sürüyor. Bu sahada muhteşem kayalık sistemler bizi karşılıyor. Buraya ve doğanın diğer köşelerine seyahat için yaptığın her yatırım, kendine özgü doğa bilinci kazandığın, yeni bir bakış ve yeni bir duyarlılık kazandığın için yaptığın en iyi yatırımdır. Menderes'lerin kıvrılan dansı burada sona ermiştir. Çimen yeşili soğuk kar suları burada sıkışmış, adeta coşarak akacak yer ararken, Doğu Ana bunun da çözümünü bulmuş, karstik düzenleri devreye sokmuştur. İşte burada 400 metrelik eğimli derinliklerde sular kayboluyor. O hışımda gelen Menderes sularından sahanın kocaman göl olması gerekirken hep aynı seviyesini koruyor. Ne müthiş manzara değil mi? Artık sular başka bir yolculuğa çıkmış, bu kayalık sistemin arkasında bulunan Değirmen Deresi düdeninden çoklu gözelerden kaynayarak çıkıyor. Menderes'lerin akan sularının yukarıda derin düdenlere girerek başlayan son yolculuğu, aşağıda kayalıkların dibinden kaynayarak Göksu Nehri'ni beslemek üzere yepyeni bir yolculuğa başlıyor. İşte burası saklı doğal güzellikleri barındıran Değirmen Dere sahasıdır. Söbüçimen yaylası suları tam burada kayalıkların dibinden kuvvetli ve gür çıkıyor. Bu manzaranın keyfi gerçekten bambaşkadır. Doğu Ana'nın nice sürprizlerine tanık oluyoruz. Burası her ne kadar anlatılsa da sözcükler yetersiz. Ancak yaşanılarak tüm güzellikler anlaşılır. Söbüçimen yaylasının son uzantısının aşağı bölümü, karstik sistemiyle oldukça ilginç bir vadi olan Değirmen Dere Vadisi'dir. Sularıyla hem Alara çayını hem de Göksu çayını besliyor. Söbüçimen yaylasının suları çayırların içinden kaynayarak çıkıyor. Güneybatıya doğru akıp düdenlere girenler Alara çayına akıyor. Güneydoğuya doğru kıvrılanlar ise yine düdenlere girip dağın hemen arkasından 400 metre altından önü açık kaynayarak Göksu çayını başlatıyor. Tam karşısındaki İki dağın zirve çarşığında Değirmen Dere Şelalesi'nin manzarası doğanın ne tür görsel eserler yarattığının bir başka kanıtıdır. Yüksek zirvelerdeki kar sularıyla beslenen ve güç alan şelale beyaz köpükleriyle uzaktan bile muhteşem görselsin. Filmimizin çekim aşamalarında Göksu'ya giden derenin yani yukarıdan aşağıya aniden 400 metre eğimli derinlikteki düdene girerek kayboluşunu ve ilk dağın arkasından hemen en dibinden yeniden kaynayarak çıkışını ve Göksu olup akışını kayda aldı. Bu olağanüstü büyülü ilginç doğa oluşumlarının güzelliği ve gücü insanı hayretler içinde bırakıyor. Burada Doğu Ana insana mutluluk veriyor, bilgi veriyor, bakmasını bilene düşün, sorgula ve irdele diyor. Akdeniz'in en büyük akarsularından biri olan Göksu'nun iki kolundan biri olarak bilinen Ermenek Göksu, Eğri Gölü'nün doğusundaki Söbüçmen Yaylası'nda kaynar. Doğu Ana'nın krallığının bu bölgesinde doğanın peyzaj mimarisini görmek için, yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat etmeliyiz. Gördüğümüz güzellikleri genç nesillere anlatmalıyız. Doğaya çıktıkça
Dağlar bizi bir kez daha alıp götürüyor doğanın derinliklerine. Bir kez daha geniş açılmak duruyor. Ve ufuk penceresinden dünyaya bakış artık insanın yaratıcılığına bağlıdır. O andan itibaren tüm yorgunluğa karşın mutlu denilir. Giyi Dağı'ndan, Giyi Dağı karlı mor sümbüllü çiçekleriyle, çiğdemleriyle ve göçerleriyle mutluluk kaynağıdır. Buraya seyahat insanın dünyasını aydınlatır, anlam kazandırır. Söbüçmen yaylasında, akarsularda, geniş tabanlarda, ovalarda ve deltalarda oluşan ve kolayca yer değiştiren tip, serbest ve kısmen de akarsu vadisinin de Menderes hareketleri meydana getirdiği gömük Menderes tipi mevcuttur. Yaylanın ovalık vadi tabanı eğilimi azaldığı için kıvrılarak akan Menderesler destansı iç açıcı güzelliktedir. Aşındırma ve biriktirme yavaş seyrediyor. Bu kıvrımlar zaman içinde daha da genişlemeye devam edecektir. Sağdaki Menderes'lerde yana aşındırma pek fazla olmadığından hızlı yatak değişimi yoktur. Yayla Menderes'leri aşınım ve birikim faaliyetini aynı anda yapar durumdadır. Bu durum ilginç güzel görselleri de ihtiva ediyor. Büklümün hız çizgisi tarafından yalanan kıyısı aşınır, geriler ve küçük bir fales haline gelir. Sonuçta bu kıyı iç büküğe şekil alır. Ancak hemen karşısındaki hız çizginin uzağında kalan kıyı, diğer kıyının aksine birikme alanı olduğundan dış büküğe şekil alır. Bu olaylar sonucu Menderesler sabit şekiller olmayıp yer değiştirirler ve yana doğru kayarak vadi tabanlarının kıyı ve delta ovalarının genişlemesine imkan verirler. Bu hareketlerin diğer bir sonucu olarak iki büklüm arasındaki Menderes sapı zamanla gitgide incelerek kopabilir. Hızla tahrip edilerek yok edilen doğa döngülerine karşı burası mutlaka korunmalıdır. Yakın gelecekte burası yeniden diriliş ve canlanma için kullanılabilecek hayat öpücüğü olacaktır.